Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem dayandım bu hicrane ya Resulallah. Firak ağlar, visal ağlar, ezel mesrurun olmazsa. Cemalinle ferahnak et ki, yandım, yandım ya Resulallah. Yaşı ilerlemiş iken İslam'ı kabul eden Yaman dedenin sevgili peygamberimize muhabbetiyle terennüm ettiği bir şiir ile başladık bugün. Yine başka bir gönlü yanık ne diyordu? Ey badı sabah, yolun uğrarsa harameyne, teazzimimi eyle Resulü sakaleyne. Ey sabah rüzgarı, yolun uğrarsa Mekke'ye, Medine'ye, sevgimi, muhabbetimi, saygılarımı, bağlılığımı peygamberimize ilet ne olur diye başka bir şair de sevgisini bu şekilde dile getirmiştir kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, seninleyken, seninle beraber iken dahi seni özlüyoruz diyerek bu sevgiyi dile getirmişti. Kıymetli kardeşlerim, önceki programlarımızda ayetler ve hadisler ışığında peygamberimizi konuşmuştuk. Ve orada hani peygamber sevgisi Allah sevgisine vesile olduğunu ifade ettik. Esasında bu sevgiye peygamberimizin değil bizim ihtiyacımız var. Zira kişi sevdiğine benzemeye ihtiyaç duyar. Bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle örnektir kıymetli kardeşlerim. Ve bizler onun örnek hayatından istifade etmek, onun yolunu takip etmekle yükümlüyüz değerli kardeşlerim. Zira sevgili peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ, tebyin ve tatbik ile bize örnektir. Yani İslam'ı anlatır, İslam'ı açıklar ve sevgili peygamberimiz uygular, en güzel örnektir. Hatırlayın, üç kişi ki aralarında Ebu Derda Hazretleri de vardı, Ayşe annemize peygamberimizi sordular. Ayşe annemiz uzun uzadıya peygamberimizden, ibadet hayatından anlattı. Onlar oradan ayrılırken kendi aralarında dediler ki, ben her gün oruç tutacağım biri. Bir diğeri ise, ben her gece ibadet edeceğim, gecelerimi aydınlatacağım. Bir diğeri de aile hayatı sürmeyeceğim. Tabir caizse sürekli muhasebede bulunacağım ve dünyanın imkanlarından istifade etmeyeceğim dedi. Bu esnada Peygamber Efendimiz çıka geldi ve adeta konuşmalarını kısmen duydu ve onları uyardı. Dedi ki, ben sizlerin en hayırlısıyım. Sizlere örnekim. Benim ailem var, çocuklarım var. Ben Ramazan orucu haricinde nafile oruçlar tutuyorum ama tutmadığım günler var. Gece ibadete kalkıyorum ama aynı zamanda istirahat de ediyorum. Aman ha, dengeyi, ölçüyü yitirmeyin buyurdu. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak لَا تُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Allah'ın helal kıldıklarını harama dönüştürmeyin, aşırıya da gitmeyin buyurmaktadır. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin yolunu takip etmek suretiyle sırat-ı müstakimde her daim olacağımızı hatırlatalım. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adil bir devlet başkanıydı. Zira Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında Medine'den evvel şehrin adı Yesrib'ti, harabe şehir. Zira orada Evs ve Hazreç birbirlerine girmiş ve diğer toplumlar arasında bir huzur, bir sükunet yoktu. Peygamberimiz Efendimiz firasetiyle, basiretiyle orada evrensel insan hakları anayasasını kurarak insanları birbirlerine barıştırdı ve sükuneti orada oluşturdu Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz tane tane konuşan, etkileyici konuşan, cevamiül kelim vasfına sahip, kısa öz, muhtasar ve müfid, kısa öz ve faydalı bilgiler ileten bir hatipti peygamberimiz. İmkan buldukça namazlara müteakip kısa kısa konuşmalar yapar ve
Ashab-ı Suffa haricindeki sahabe-i güzin efendilerimizi de böylelikle eğitim sürecine dahil ederdi değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Efendimiz bir muallimdi. Az evvel ifade ettiğimiz gibi bilhassa kimsesiz çocukların ellerinden tutar ve onları eğitirdi, topluma kazandırırdı. Ashab-ı Suffa bunun en bariz örneğiydi değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Efendimiz örnek bir aile reisiydi. Söküğünü diken, elbiselerini yamalayan, keçisini sağan ve aynı zamanda da toplum önünde dahi Ayşe annemiz ile yarışma düzenleyerek doğallığını gösteren bir insandı. Peygamberimiz Efendimiz sevecen, sevgi dolu bir babaydı. Evlilik sonrasına dahi çocuklarını evlerine takip eder. Bilhassa Fatıma annemizin örneğini hatırlayalım. Sabah namazını onları kaldırırdı. Hasan ve Hüseyin'i omuzlarına alır, nafile namazlarını bu şekilde eda ederdi. Peygamberimiz Efendimiz pazartesi, perşembe günleri ümmeti için, bizler için dua ederdi. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz kimin için dua ettiğini sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim için, kardeşlerim için buyurmuştu. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Diyen Sahabe-i Güzin Efendilerimize sizler benim sahabemsiniz, benim ümmetim, benim kardeşlerim, beni görmedikleri halde yıllar sonrasında sünnet-i seniyemi takip edecekler buyurmuştu. Biz görmedik peygamberimizi ama onu gönlümüzden, malımızdan, mülkümüzden bizler de daha çok seviyoruz. Rabbim onun muhabbetini kalbimizin derinliklerinde yaşayanlardan eylesin. Dünyada onu rüyalarımızda görenlerden, ahirette de şefaatine nail olanlardan eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Efendimiz kapı kapı dolaşır ve Allah'tan başka ilah yok deyin kurtulun derdi. İlk dönemde iman edenlerin sayısı oldukça azdı. Efendimiz buna çok üzülüyordu. Ve Rabbimiz onun şahsında inneke la tehdi men ehbebte velakin Allah'a yehdi men yeşâ. Bu camiada olan bizlere bir esenlik verdi. Vazifemiz sadece tebliğ, İslam'ı anlatmak, davet etmek. Zira hidayet Allah katındadır. Ve en büyük hediye Rabbimiz katında şüphesiz ki hidayettir. Doğru yolu görebilmektir kıymetli kardeşlerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Efendimiz, her bir ayet onun şahsında nazil oldu. Namazı nasıl kılacağımızı, haccımızı nasıl ifa edeceğimizi, orucu nasıl tutacağımızı, zekatımızı nasıl vereceğimizi ve bütün ibadetlerimizi nasıl dinimize uygun bir şekilde yerine getireceğimizi Efendimizin şahsında öğrendik değerli kardeşlerim. Zira Rabbimiz onun hakkında وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Peygamber size neyi verdiyse onu alınız, neyi yasakladıysa ondan kaçınınız. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok okumalı, oradan hayat ölçüleri almalıyız. Zira Efendimiz vaktini üçe bölürdü. Bir, Allah'a ibadet için ayırırdı. Farzlar haricinde nafile çok ibadet ederdi Peygamberimiz. Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılardı. İnşirah namazı kılardı, duha namazı kılardı. Akşam namazına müteakip evvabin namazı kılardı sevgili Peygamberimiz Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'i sıkça okurdu. Pazartesi, perşembe oruçları tutardı. Ve her uyandığında Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr diye dua ederdi. Yani Allah'ım ölüyken adeta yeniden bizi dirilttin, yeniden bize hayat verdin. Hamdü senalar olsun sana diyerek gününe öyle başlardı değerli kardeşlerim. Ve Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet elçisidir. En güzel örneklerle gönderilmiştir. Batılı onun hakkında ya Muhammed sen bir kahve içme rahatlığıyla cahil ve zalim barbar bir toplumu medeni bir topluma dönüştürdün, örnek nesli inşa ettin diyerek batılı dahi dile getirmiştir. Yıllar yılı dünyada en etkili isim araştırmalarında sevgili Peygamberimiz hep bilgisayar ortamında yaptığı
inkılaplarla, yaptığı faaliyetlerle, insanları ihyasıyla, hatta kuşları ve hayvanların haklarını savunmasıyla sevgili Peygamberimiz hep insanlığın bir numarası seçilmiştir. Salat ve selam ona olsun. Peygamberimiz Efendimiz, size iki şey emanet ediyorum. Onlara sıkıca sarılırsanız ailenizde huzursuzluk olmaz, toplumda efendim fitne zuhur etmez, birbirinize girmezsiniz, birbirinizin ayıplarını araştırmaz ve sükuneti muhafaza eder, huzurlu bir toplum olursunuz buyuruyor. Allah'ın kitabı, Kitabullah Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyesi. Bu iki öz kaynağımızı, medeniyetimizin menbaını daha çok okumalı, anlamalı ve onlarla amel etmeliyiz değerli kardeşlerim. Salatü selam ile bugünkü programımızı da tamamlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.